Sevgili izleyiciler, Mermer'in Duayenleri programına hepinize hoş geldiniz. Mermer sektörü adına ülkemize ciddi manada katma değer sağlayan firmalarımıza dolaşmaya bizler devam ediyoruz. Programımızın bu haftaki durağı Mehmet Aygün Mermer ve şu anda da yönetim kurulu başkanımız Sayın Şuayip Aygün bizlerle birlikte. Sayın Aygün, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Şükür, iyilik. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Öncelikli olarak bizi makamınızda kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz sizlere. Firmanızı konuşacağız. Mermer sektörünü konuşacağız. Güzelliklerini konuşacağız. Birazcık sorunlarını konuşacağız ama bir eskileri yad edelim. Birazcık geçmişe gidelim. Sizin firmanız kaç yılında kuruldu? Bildiğim kadarıyla siz üçüncü kuşaksınız, öyle evet, değil mi? Evet. Birinci kuşaktan şöyle bir başlayalım, dedenizden itibaren daha sonra devam edelim. Tabii. Firmamız üç kuşaktır, dededen toruna devam etmektedir. 1960 yılında dedem mermere, mermer doğaltaş ocakçılıkla başladı. Onun haricinde işte doğaltaş sektöründe biz de üçüncü kuşak olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Hacatının dışarıda Amerika'da bir pazarının olduğunu biliyoruz. Öncelikli olarak bu konu hakkında birazcık bilgi almak istiyorum size. Aygün Mermer'in Bianco Dolomit adlı ürünü, mermer dünyasının elması diyebiliriz. Diğer kıtalarda eşi benzeri olmayan bir ürün. Ve New York'ta ve Amerika'nın diğer yörelerinde çok prestijli projelere imza atıyoruz. İlgi artarak sürmekte. Müşteriyi artık biz seçiyoruz. Ve Mehmet Aygün ismi Amerika'da bir marka olmuş durumda. Bu ivme artarak sürecek. Peki bu ürün nerelerde kullanılıyor? Bu ürün genellikle büyük gökdelenlerin iç yapılanmalarında, çok prestijli ve çok pahalı lüks dairelerde ve çok önemli inşaat projelerinde özellikle seçiliyor. Yani bunun kullanıldığı alanı segment A diyebiliriz. Biz de bu açıdan çok seçici davranıyoruz. Özellikle kalitesinden dolayı mı tercih ediliyor bu ürün? Yoksa hani metamorfik bir kayaç olduğunu biliyoruz, kristalize yapısını da biliyoruz ama... Hem kalite hem de renk olarak benzeri yok dünyada. Başka hiçbir ülkede bu ürün yok. Dolayısıyla bu da bizi rakipsiz kılıyor. İnşallah bu durum böyle devam edecek. Peki, o pazar ne istiyor artık? İnsanların ihtiyaçları ve arzuları neler? Amerika'yı düşündüğümüz zaman, New York'u düşündüğümüz zaman sizden talepleri ne oluyor bu noktada? Market artık alışılmışın dışında yeni ürünler arıyor, farklı ürünler arıyor. İkinci bir farklı ürün daha geliştirdik. O da gri veyn kat bir ürünümüz. Zannediyorum o da önümüzdeki yıl çok ciddi projelere imza atacak. Peki. Olarak eklemek istediğiniz sektörümüzle ilgili? Zannediyorum Aygün Mermer olarak 2016'da 2015'te yaptığımızın iki katı kadar bir iş yapacağımızı umut ediyorum.